biraz daha yabancı 2 yıllık vadede bakmaya başladı enflasyon tarafına. Yabancı derken investment banklerin research analistlerinden bahsetmiyorum. Fon yöneticilerinden. Yani sorulan sorular aslında bu yıl sonu enflasyonuna dair değil. Artık sorulan sorular 2025 enflasyonuna dair. Bu birincisi. İkincisi, ne zaman faiz indirimi olur sorusundan ziyade dediğim gibi bu enflasyon trajektorisinin yani gidişinin patikasının özellikle 24 aylık vadede tam nerede oluşacağını tahmin etmeye çalışan bir yabancı yatırımcı var. Şimdi yabancı banka raporlarına bakacak olursak bu süreç çok düşük gelen enflasyon rakamının ardından bu ay tetiklenmiş gözüküyor. Neden yer var diyor mesela Costa? Çünkü 40'la çalışıyorsa City ya da 42 ile City'nin tam tahminini hatırlamıyorum ama ister istemez 50 olan bir enflasyonda sizin yeriniz olduğunu söylüyor. 50 olan bir faizde, özür diliyorum, politika faizinde. Aynı durum diğer bankalar için de geçerli, investment bankler için de geçerli. Enflasyon tahminlerini 45'lerden 42'lere doğru da çektikleri için burada bir yer olduğu kanaatindeler. Bunun da paylaşımını yapıyorlar. Bu anlaşılabilir bir şey ama şunu atlamayalım. Son veri geldikten sonra Sayın Başkan'ın net şekilde, Fatih Karahan'ın net şekilde tek bir veriye bakarak bu tarz çıkarımlar yapılmaması gerektiğine dair sözel güçlü bir yönlendirmesi oldu. Ha, şimdi tabii bunu arka arkaya yapması lazım ki piyasa bunu pekiştirsin. Piyasa bazen nasıl ki Powell'ı veya enflasyon verisini duymamazlıktan geliyor. Şimdi de durum aynı bence. Çünkü çok ciddi anlamda hızlanarak artan bir faiz indirim beklentisi söz konusu. Oysa ki bizim enflasyonla mücadelemiz yani sonuç almaya başlamamız daha yeni başlıyor. Enflasyonu 42'ye bile çekseniz diyelim ki öyle bitti bu yıl. Bir faiz indirimine gitmek hemen ne kadar sağlıklıdır? Bu da sorgulanır Zeynep. Çünkü siz enflasyonu %20'den 10'a düşürmüyorsunuz. Siz enflasyonu %75 küsurlardan 40'lara doğru düşürüyorsunuz. O yüzden daha fazla sıkı duruş arz eden bir durumla karşılaşma ihtimali çok yüksek Türkiye'nin. Ben buradan hareketle biraz piyasadan farklı görüşteyim. Bir faiz indirimi gelmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu yılın tamamladığımızda. Artı maliye politikası tarafında da daha da sıkılaşmaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bugüne kıyasla 4 ay sonra politikanın daha sıkı olması lazım. Ha, bunu fiskal tarafla da yapabilirsiniz. Şu anda para politikasından böyle bir şey gelmeyecektir ama toplamda iktisadi politikanızın şu anda var olandan biraz daha sıkı olmasına ihtiyacınız olabilir. Daha yeni bak ekonomide soğumaya geçtik. 1-2 ay o da. Bilmiyoruz bundan sonrasında da tam nasıl evrilecek süreç. Dolayısıyla ben çok katılmıyorum o görüşlere. Biraz daha da yüksek bir enflasyonla çalışıyorum açıkçası. Biraz da yapışkan olduğunu düşünüyorum belli seviyelerde. Neden daha sıkı kalmanız lazım? Çünkü muhtemelen enflasyon 40 ile 50 bandında ciddi bir yapışkanlık gösterecek. O anda siz faiz indirimine başladığınızda maalesef mücadelenizin yarıda kalma riski var. Artı Zeynep tam o dönem 2025 başı ücret artışlarını tartışacağımız döneme geliyor. Bakalım gerçekleşen enflasyonla mı olacak bu? Yoksa merkezin ileriye yönelik tahminleriyle beklenen enflasyonla mı olacak? Bunlar çok kritik konular. Bunları tam anlayamadan ve keza kurun seviyesi var olan haliyle talep yaratıyor. Dolayısıyla yılı 35'te mi bitireceğiz, 32'de mi ya da 32'nin altında mı bunu öngörmek de çok zorlaşıyor. Çünkü tamamen flow'la hareket eden bir kur yok. Direkt yönetilen bir kur var.